Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün ne yapıyoruz? Minik minik ahtapotlar yapacağız. Buzdolabı süsü, anahtarlık. Şimdi düzenliyorum ki göstereyim diye. Şöyle bu şekilde gözlerimiz var. Gözlerimizin tanesi 15 kuruş. Mıknatıslarımızın tanesi 25 kuruş. Şunlar da 15 mi 25 mi hatırlamıyorum ne kadar olduğunda. Şöyle bir iğneye ihtiyacımız var. Ağız kısmını yapmak için. Şu tığların hangisiyle yaptıysam unuttum, hangisi uyarsa ona yapacağım. Bir 8 numara tığım var. Şöyle 8, birinde de şöyle kameranın ışığı vurduğu için çok net gözükmüyor. Şöyle netlemeye çalışalım. 8 ve 2 numaralı tığ var. Bakayım elime hangisi gelirse onunla yapacağım. İplerimiz de Tunç Superstar iplik. İlla bu ip olmak şart, olması şart değil. Patik ipiyle de yapabilirsiniz. Patik ipinin iki boyutu var. Bir kalın olanı var. Bir de biraz ince olanı var. İnce olanıyla olur. Kalın olanıyla olmaz. Normalde bakın şöyle göstereyim. Bu boyutta şöyle incelikli olan iplerle elinizde varsa bakın değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi benimki Tunç Superstar. Kalmış iplikleri de değerlendirebilirsiniz. Şuradan daha önce böyle büyüklerini yapmıştık sizlerle, bu ahtapot anahtarlıkların. Bakın şöyle büyük büyük yapmıştık. Şimdi ben bunu buzdolabı süsü olarak daha küçük, daha şirin olanlarına yaptım ama ben bu küçük olanlara daha çok beğendim. Daha çok hoşuma gitti. Bakın şöyle daha küçüğünü yaptım. Yan yana koyduğumuzda bundan daha küçük, daha hoş oldu. İnanılmaz hoşuma gitti. Şu sarısını yaptım. Bunu buzdolabı süsü olarak yaptım. Şunu kızımın arkadaşı var üniversiteden. Beyza. Beyzacığım bu senin hediyen. Sana yaptım. Bir de Esra arkadaşı var. Esra'ya da şimdi sizlerle beraber yapacağımı da inşallah Esra'ya yapacağım. Bakın şöyle çok güzel. Şöyle küçük küçük avucuma koyayım. Bu anahtarlık olarak da benim daha çok hoşuma gitti. Şunlar birazcık büyük ama şu küçük olanı çok hoşuma gitti. Bunun normalde sayılarını öyle vereceğim ki size. Öyle şu aralardan arttırma yok. Bir yerden hepsini birden arttıracağız. Komple çıkarıp şuradan da keseceğiz. Öyle kafa karıştırıcı hiçbir şey yok. İlk denemeye yapacaksınız bunu. İlk denemeye kesinlikle sökme yapmayacaksınız. İlk denemeye yapabileceğiniz şekilde göstereceğim. Şöyle çantalara da süs olarak yapılabilir. Arabalara, şöyle arabanız varsa arabaya süs olarak yapılabilir. Şu göz yoksa evinizde siyah inci veyahut da renkli inci dikebilirsiniz buraya alternatif olarak. Şuradan hemen bunun yapımına geçelim sizlerle inşallah. Şöyle zemin rengimi değiştireyim, beyazdan yapacağım için şu zeminin beyaz olmaması lazım. Şu neymiş? Şu ipimizi de alalım şuradan. Şimdi bunun sarı şapkalı olanını yapacağız. İnşallah sizlerle beyazdan yapacağız. Şöyle yapalım. El alışkanlığı. İpi zincir çekiyordum. Şöyle parmağıma doladım. Bakın. Bu şekilde doluyorum parmağıma. Böyle çıkarıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Başına sarıyorum. 1. Bir kere sarıyorum. 2. 2 çıkardım. Bundan buraya şu zincirden başka 14 tane dolgu yapacağız içine. Evet, 14 dolgumuzu yaptık. Tek tek sayacağım. Yabancılar izliyor. O yüzden sayınca anlayabiliyorlar. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane yaptık. Şuradan çekiyorum ipimi. Buradan çektikten sonra şu ipi hiç burada bırakmıyorum. Öbürünü de burada bırakıp üste koymuşum. Hiç gerek yok. Bakın buradan ipime iki tane zincir çekerek buraya şöyle iç kısmı alıyorum. Şu kıvırdığım ipi. Şimdi buradan tekrar devam ediyorum.
Şuradaki ilk dolgunun bakın. Şuradaki zincirin değil, şurada dolgumuz var. Dolgumun içinden tığımı batıyorum. Şöyle bu şekilde kapatıyorum. Buradan içine tekrar bir kere daha batıyorum, kapatıyorum. Şimdi yanına geçiyorum. 1 2 Her dolgunun üzerine 1 2 batarak devam ediyorum. Evet, bu şekilde. Bir de şu hemen şuraya bir zincir çekmiştik. Onun dibine bir tane battım. Tamamladım. Şimdi şuraya çektik. İlk sık iğneden batıyorum. Buraya bakın, her sıraya birer tane batıyorum. Böyle devam ediyorum. Her sıraya birer tane batarak şu toplamda şu arttırdığımızla birlikte 8 sıra olacak şekilde devam edeceğim. Burayı bir sıra, bakın şuradan da ölçebilirsiniz, şey yapmasınız. Bir sıra birer birer batarak devam ettik. Şimdi aynı şekilde batıyorum. Şu kısmıyla birlikte 8 sıra olana kadar aynı. Ne arttırıyorum ne eksiltiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın buraya şöyle, şuradaki arttırdığımız kısımla birlikte, kamera çok parlattığı için çok belirgin değil sanırsam, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıra yaptık. 8 sıra yaptıktan sonra şimdi buradan bu şekilde bir tane aldım. İkinciyi alıyorum, kapatıyorum. Bir tane tek alıyorum. Bir tane aldım. İkinciyi alıyorum, kapatıyorum. Bir tane şöyle tek alıyorum. Bir tek, bir çift alıyorum bu sırada. Bir iki aldım, kapattım. Tek aldım. Bu sırayı bu şekilde devam ettiriyorum. Gösterdiğim gibi bir tek, bir çift olarak devam ettirdim ve buraya geldim. Şimdi bu sırayı ne yapıyoruz? Birer tane hepsinin üzerine batarak arttırma yok, eksiltme yok. Hepsinin üzerine teker teker batarak devam ediyoruz. Evet, bir sırada arttırmadık, eksiltmedik. Bu şekilde devam ettik. Bakın buradan sıramız şöyle buraya geldik. Şimdi tekrar 1 2 alıyorum. Kapatıyorum. Tek alıyorum, kapatıyorum. 1 2 aldım. Kapattım. Tek aldım, kapattım. Bu sırayı da bir çift bir tek alarak bitiriyorum. Bu sırayı da bakın, sıra başlangıcımız bura, aynı şekilde bitirdik. Bitirdikten sonra şöyle buradan açıyorum. Buradan içine çok sıkı bir şekilde bu pamuğumuzu, el yapımını sıkı bir şekilde doldurup döneceğim içine. Evet, pamuğu sıkı bir şekilde el yapı içine doldurdum. Şimdi bir tek, bir çift buradan artırmış başa, şu başa gelmiştik. Şimdi şuradan tığımı batıyorum hepsine teker teker. Birazcık boyun kısmı aşağıya doğru uzun olsun diye şöyle hepsine teker teker batacağım. Bakın şuradan alıyorum. Bu sırayı bu şekilde arttırmadan, eksiltmeden devam ettiriyorum.
sırayı da bu şekilde arttırmadan, eksiltmeden devam ettim. Şimdi kapatıyoruz. Bakın. 1 2 aldım. Kapattım. 1 2 aldım. Kapattım. 2 aldım. Kapattım. 2 tane alıyorum, kapatıyorum. Şuradan şu şekilde alıp bunu böyle bitiriyorum. Buradan bitirdik. Şuradan biraz ip kestim. Dikmek için şöyle bu ipimi buradan keserek bıraktım. Şimdi şu bacaklarımızı yapalım. Bacaklarımızı da aynı şekilde parmağıma sardım. Buradan 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Buraya başına bir kez sarıyorum. 2, 2 çıkarıyorum. Buraya 10 tane, bu bacaklarını 10 tane yapacağım ki daha şöyle dolgun güzel duruyor. Diğerlerini 9 tane yapmıştık. Büyüklerinkine. Evet, şuradan sayıyorum. Zincirden ayrı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptık. Buradan tekrar sıkıca kapatıyorum. Bunu şuradan alıp buraya 1 2 tane zincirimizi çektik. Şöyle sıkıştırdık. Bunu buraya tamamladık. Şimdi buradan tekrar şuradan bir tane sökülme yaptı. Şöyle tamamlayalım. 10 taneye. Karşı tarafa geçiyorum. Dolgunun üzerinden batıyorum. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 zincir çekiyorum. 17 zincirimi çektikten sonra ilk önce şöyle şuraya bir batıyorum. Daha sonra komple sık iğne yaparak arkasından alıp bu şekilde devam ediyorum. Bak, bu şekilde azıcık aşağıya doğru çekiyorum. İpliğiniz çok sertse, dümdüz olursa aşağıya doğru şöyle çekin, sıkıştırın. Kıvrılsın, tekrar dibinden böyle yapmaya devam edin. Böyle yaptıktan sonra şimdi buradan bakın sıradaki zincirin üzerine battım. Tekrar 17 zincir çekerek bundan 10 tane olacak şekilde şu şekilde bakın. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane yaptım. Bacakları daha dolgun, daha güzel duruyor. Şöyle bitirelim. Şimdi şapkasını yapacağım. Şapkasının sayılarını vereceğim. Aynı şekilde parmağıma dolayarak başlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Başına bir kez sararak buraya 15 tane dolgu yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane dolguyu yaptıktan sonra şurayı tekrar iyice sıkıştıracağım. Sıkıştırdıktan sonra aynı şekilde buradan alıp şöyle bir iki zincir çekerek buradan kapatıyorum.
Buradan tekrar şuradan ilk doludan battım. Bir zincir çekiyorum. Başına bir kez sarıyorum. Bir. Yanına batıyorum. Bir. İki. Battım. Bir. İki batıyorum. Her göze iki tane şöyle batıyorum. Şimdi şuradan uç kısmını yapacağız. Başına sarıyorum. Buraya batıyorum. İki. İki. İki defa da çıkardım. Tekrar aynı yere batıyorum. İki defa da çıkardım. Buraya battım. İki defa da çıkardım. Şimdi başına iki tane sarıyorum. Toplamda bir, iki, üç yaptık. Aynı yere batıyorum. Üç defa da çıkardım. Başına iki defa sardım. Tekrar iki defa sarıyorum. Toplamda iki defa sararak üç tane yaptık. Bir defa sararak iki tane, iki sefer çıkararak buraya üç tane oldu. Şimdi tekrar iki defa sarıyorum. Şöyle çıkarıyorum. Şimdi bir defa sarıyorum. İki defa da çıkarıyorum. Yanına geçiyorum. İki defa da çıkardım. Tekrar yanına geçtim. İki defa da çıkardım. Bakın uç kısmı buradan batıyorum. Bir defa da çıkarıyorum. Şöyle bir defa da çıkarıyorum. Her şuradaki dolgunun üzerine ikişer tane batarak devam ediyorum. Evet, devam ettikten sonra şu karşıya geçiyorum. Bakın şöyle bunu buraya kapatıyorum. Şimdi bir sırada hiç başını almadan hepsinin üzerine sık iğne gideceğim. Şu şapkanın uç kısmına. Bakın uç kısmına geldik. Şimdi buradan tekrar başına sarıyorum. Ya yine ikişer tane batmışım. Burada hepsinin içerisine şöyle ön kısmına ikişer tane batıyorum. Şu uzattığım kısma. İkişer tane batıp iki defa da çıkarıyorum. Şimdi buradan şöyle tekrar bir kere batmaya başına sardım. Bir kere de çıkardım. Şimdi tekrar buradan sık iğne yapmaya devam ediyorum. İki defa dolamayı şuradaki uzattığım yerleri yaptım. Diğer düz yaptığım yerlere sık iğne yapıyorum. Şu başa gelene kadar sık iğneyi devam ettireceğim. Geldim. Bu şekilde bitiriyorum. Şapkayı yapması diğer şeyleri yapmasının daha uzun sürdü. Şöyle bu dikme payı bıraktım. Buradan bu şekilde şapkamızı da yaptık. Dikerken şekil vereceğiz. Şimdi şu tepe kısmını yapacağım. Buzdolabı süsü olarak yapacaksanız bu tepe kısmını yapmanıza gerek yok. Şöyle tepeyi yapmanıza gerek yok. Ben bunu anahtarlık olarak yapacağım için şöyle süs olarak şu orta kısmını yapacağım. Şuradan bakın tığımı giriyorum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekip şuradan
zinciri sıklayarak batıyorum. Buraya sık iğne gideceğim. Düz sık iğne. Evet, dümdüz sık iğne gittik. Karşı tarafa geçiyorum. Şöyle içinden çıkarıp bir zincir çekerek bitiriyoruz. Şimdi ne yapalım? Bunun dikilmesine geçelim. Bakın şuradan, şu orta kısmından gidiyorum. Şu ters kısmı içe gelecek ki şu bacakları düzgün olsun diye. Düz kısmı içe gelecek. Bu şekilde tam ortaya kapatıyorum. Kapattıktan sonra şu alt kısmından giriyorum. İğnemin ucu küt olduğu için bu beni biraz zorlayacak. Buradan bu şekilde sıkı bir şekilde kapatıyorum. Bakın bu bacağın arasından yaptım. Şimdi diğer bacağın arasından giriyorum. Her bacağın arasından girerek bu şekilde iğneyle, bakın bunu buraya güzelce dikeceğim. Evet, bacaklarını her arasından iğne batarak diktik, tamamladık. Şimdi buradan şöyle düğümümü atarak bu şekilde bitiriyorum. Şapkasını da dikelim. Gözlerini o şekilde yapıştıralım. Şurayı şapkasının şu orta kısmından bu şekilde geçirdim. Şimdi şapkasını, bakın burada ip bırakmıştık. Kenardan batıyorum, çekiyorum. Buradan tekrar bir arkadan iğnemi gidiyorum şu karşı taraftan. Şöyle çıkarıyorum ön kısmını. Bakın. Buradan tekrar batıyorum. Şu kenarlardan dikiyorum üzerine. Geliş güzel dikiyorum. Evet, şapkasını da bu şekilde diktim üst kısmına. Şimdi bunun gözlerini yapıştırıp daha sonra da ağzını yapacağım. Bakın gözlerini bu şekilde yapıştırdım ben. Göz bulamazsınız, dediğim gibi incil ile de yapabilirsiniz. Şimdi bunun şu ağız kısmını yapacağız. Şu şapkasının dibinden batıyorum. Çıkardım. Şu ipliği şuraya kaybedeceğiz sonra içerisine. Çıkardıktan sonra bakın şöyle yapıyorum. Buradan diğer gözünün altından çıkarıyorum. Tekrar buradan batıyorum. Aynı noktadan çıkarıyorum. Bunu bir kere daha şöyle yapacağım. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra şimdi şuradan iğnemi batıyorum. Bir sıra kıvıracağım. İpin etrafında iğnemi. Şu orta kısmını düzeltmek için ağzın. Bakın şimdi şu karşıya geçiyorum. Şöyle bakın. Şöyle tekrar sarıyorum. Bakın ağzını bu şekilde yaptım. Şimdi bu ağzı ne yapacağım? Şuradan alttan çıkaracağım ve ipimi keseceğim. İsterseniz bunu
Çıkardıktan sonra şu dip kısmından iyice düğümleyebilirsiniz. Ben düğümlemeyeceğim. Buradan çıkmaz. Ağzı da bozulmaz. Evet, bakın tamamladık. Şuraya anahtar şeyini de taktım. Bu şekilde çok hoş oldu. Küçükleri çok çok daha hoş oldu. Esra ile Beyza'nın bunlar hediyeleri. İnşallah şöyle buzdolabı süsü. Bunlar da büyüklerimiz, inşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.